Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçe Yazı Mahallesi'nin merasına açık cezaevi yapılması istendiğini gündeme getirdi. Tarım ve hayvancılığı bitiren, yem fiyatları karşısında üreticiyi işinden eden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının şimdi de köylülerin merasına göz diktiğini ifade eden Aytekin, ülkede tarım krizi yaşanırken, hayvan varlığında ciddi azalma varken, yurt dışından yem ve saman ithal edilirken Adalet ve Kalkınma Partisi, eldeki kaynakları kurutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Şimdi de İvrindi Gökçe yazının merasına cezaevi yapmayı düşünerek, üretimi tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Dedi. CHP'li Aytekin'in açıklaması şöyle, tarım politikasını perişan eden, ülkeyi tarihsel bir krize sokan bu iktidar, arsız küstahlığını şimdi de köylünün merasına göz dikerek göstermek istemektedir. Aknin plansız programsız işleri bu sefer İvrindi'de karşımıza çıktı. Gökçe Köse Ağlar Mahallesi Aylüstü mevkiinde yer alan toplam 925 bin metrekarelik mera vasıflarındaki taşınmazların, vasıflarının değişilerek açık cezaevi yapılması konusunda projelendirmelerin başladığı ifade edildi. Köy muhtarlarının ve yörede yaşayan sakinlerin isyan ettiği bu durum, Aknin vatandaşı çaresiz bırakmasının yeni bir örneği oldu. 8 binden fazla hayvan varlığına sahip Gökçe yazının merasını elinden alıp, buraya cezaevi yapmak hangi aklın ürünüdür anlamak imkansız. Ülkede tarım krizi yaşanırken, hayvan varlığında ciddi azalma varken, yurt dışından yem ve saman ithal edilirken, Adalet ve Kalkınma Partisi eldeki kaynakları kurutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Üretici için en büyük girdi ot ve yem fiyatları iken, mera hayvancılığı bu bölgede doğal bir kaynak olarak yer alıyordu. Ama görüyoruz ki Aknin umrunda değil. Hoca İvrindi'de yer mi kalmadı da köylülerin merasına göz diktiniz. Ülkenin meralarında ciddi azalma varken, mevcut haliyle üreticiler zorlanırken, bir de tutup bu meraların vasfını değiştirip köylüyü, hayvancıyı mağdur etmek ve balıkesir gibi hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sürdüren bir yerleşim yerini yokluğa terk etmek demektir. İvrindi Gökçe yazılı hemşehrilerimiz imzalarını toplayarak ilgili yerlere konuyu taşımışlardır toplanacak Mera Komisyonu'nun kararının köylüyü ve hayvancılığı korumak olması gerektiğini umuyoruz. Aksi halde bu konu telafisi mümkün olmayan hatalara sebebiyet verecektir. Halka rağmen hiçbir şey yapılamayacağını aklilerin öğrenmesi gerekmektedir. Kendilerini bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.